Selam dostlar. Bugün sizlerle Sea Vixen oynayacağız. Sea Vixen, Britanya ağacında bir premium. Hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar burada birim kirası şu sürede bitecek. 2 saat 31 dakika yazıyor gördüğünüz gibi. Ben bu aracı satın almadım. Peki nasıl elde ettin Uğur diye soracak olursanız. Ben bu aracı kiraladım arkadaşlar. Nasıl kiraladım? Buradan. Neyse oyuna girdi. Arkadaşlar, sezon peste belli bir seviyeyi aştıktan sonra bu aracı kiralayabiliyorsunuz. Ya bir gün veriyor ya 3 saat veriyor ya da 1 saat veriyor. Bana 3 saat verdi. Oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle uçağımızın ADG'si yok. 7 dakikalık yakıt alıyorum. Bunu acı bir tecrübeyle öğrenmiş olduk. Silah hedef mesafesi zerre önemli değil. Çünkü uçağımızın gördüğünüz gibi bir topu yok. Şuradan bir kalkalım. Nasıl uçaklar gelmiş? Tamam. Sıkıntı yok ya. Fena uçaklar gelmemiş. F-84 falan. Top tier gelmemiş en azından. MiG-21. Şöyle de bakayım bir. Tamam. Evet. Top tier gelmemiş. Heh. Tek tek söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada ilk izlenim gibi bir video olacak. Ben de çok iyi oynamıyorum. Bakalım. Gerçekten oynaması da zor bu arada. Uçakla. 4 adet red top havadan havaya füzemiz var. Gördüğünüz gibi. İlginç füzeler. Kendine has, kendine spesifik. 16G çekiyor. 40 saniye füzenin güdüm süresi var. Azami hızı 3,5 Mach. Arkadan kitleme, altı fırlatma mesafesi 12. Bunlar pek bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. 2 kilometreden falan attığınız zaman bazen 1,5'tan bile gidip vurmuyor füze. Ama şöyle bir şey var. Uçağımızın hızı gayet güzel. Bakın. Gerçekten çok güzel bir hızı var uçağımızın. Hızı, hızlanması 10 numara. ADG'si olmamasına rağmen. Mesela burada bir Q5 var. Bu Q5 neymiş? Q5 Early. Tamam. 8,7 bir yerde o uçakta. Q5 Early. Belki bir gün onunla da video çekerim. Onun player'ı var ama Q5 Early'nin. Galiba. Yanlış mı biliyorum. Her neyse. Tamam, bilmediğim şey hakkında şu an konuşmayayım. Hatırlayamadım. Oynadım çünkü uçaklarla da. 3 adet Q5 var. Her neyse. Biz uçağımıza dönelim. Arkadaşlar uçağın ilginç bir görüntüsü var. 2 adet pilotu var. Bu arada manevrası falan da güzel. Yani 24 saniyede dönüyor. Ama kullanması bir tık sizi zorlayabilir. Bir tık. Alıp almamaya da siz karar verin. Videonun sonunda ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Ama yatırım tavsiyesi değildir ona göre. Hani siz izleyin videoyu, beğenirseniz alabilirsiniz. He. Benim oynayışıma göre de yargılamayın arkadaşlar. Çünkü ben zaten uçağı açalı bir 20 dakika oldu. 3-5 tane oyun girdim. Deneme oyunu. Çoğunda da başarısız oldum. Açıkçası. Şurada yukarıda bir uçak var da bu uçak bizi harcar. Buna ben yetişemem. Su-7, Yak-38 falan filan. Deneyelim ya, belki vururuz. Milyon 9. O da bana mı geliyor? Yok, bana da gelmiyor. Bu arkadaş gidiyor. Şöyle dönüp atacağım bir tane füze. Yok, çok uzaklaştı bu. Bunu atmayacağım. Şurada bakın A4E var ya arkadaşlar. Sinsi bir yılan gibi gidip onu vuracağım. Gerçi o sinsi bir yılanlıkta bir şey kalmamış da. Her neyse. Bu uçağın olayı bu arkadaşlar. Tamamen ineceksiniz, düşman vuracaksınız. İnip vuracaksınız, inip vuracaksınız. Mesela Mi 15. Güzel bir uçak. Seni seviyorum Mi 15. Ama bana bir... Evet. Mi 15 dönmedi bana. Döndüğü zaman da şöyle hava frenini açalım. Çakıldık mı? Çakılmadık da hava frenini geri kapatalım. Mi 15'i vuramadık arkadaşlar. Önümüzde mi lan Mi 15? Ha, önümüzdeymiş, evet. Durun şöyle yapalım. Vurabiliriz belki. Kilitlensene kardeş. Oğlum niye kilitlenmiyor bu?
Bu ne aga ya? Bu gerçekten ilginç bir oyun oluyor şu an benim için. Benim açımdan. Topsuzluğun kralını yaşadık daha yeni. Topumuzun olmamasının ceremesini çektik. Bu arkadaş da bizi yakalayabileceğini zannediyor ama yetişeceğini hiç düşünmüyorum. Zaten uzaklaşıyor. Biz diğer Migombeş'e gidelim. Hızlanıp biraz. Elimdeydi ya, elimdeydi. Hani vurmaman meselesiydi. Bir saniyelik olay. Ama yok. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Bazen hayat böyledir. Buna gitmem ne kadar mantıklı. Her yer bizim adam. Migombeş arkada. Şuna gidip vururuz ya. Bu dönüyor zaten. Şimdi bu bir yukarıdan manevra yapacak. Atacağım, vuracağız. Kitlen abi. Şöyle atacağım arkadaşlar. Vuracağız bunu. Evet. Hava freni de açık kalmış. O neden hızlanamıyorum diyorum. Hava freni açık kalmış. Acemilik akıyor oyundan. Her neyse ama o F-15 biraz içime oturdu. Bir de bot mu vursam? Ya zaten iki kişi kalmış. Şurada bot da vuralım biraz. Füzeyi de siz görün. Hem nasıl gidiyor, nasıl ediyor. Bakın arkadaşlar, belli bir süre gidiyor. Füzenin belli bir yakıtı var, küçük. Biraz. Azıcık mesela 2 kilometreden atsam bunu büyük ihtimal vuramam. Deneyelim istiyorsanız. Attım. Bakın. Füzenin yakıt bitti. Bu kadar. 2 kilometreden imkanı yok, vuramıyorsunuz. 1 kilometreden vurabiliyorsunuz adamı. He, şurada mesela A4E diye bir arkadaş var. Bize doğru da geliyor galiba bu. Aynen öyle, buna da dönelim. Keşke o füzeyi atmasaydık ya. Göstereyim diye attım da neyse. Buna gidelim. Olmadı. Base'e iniş yaparız. Bakın bir kişi vurduk, 938 puan verdi. Gayet güzel bu arada, 938 puan. Ben beğendim hocam. Evet. Bu arkadaş bana geliyorsunuz. Bana gelmesen iyiydi. Heh, dönüyor. Çok güzel. Şöyle frenimize basalım arkadaşlar. Kitlenelim. Ateşleyelim. Flare'ı varmış. Şöyle yapalım da. Bizimkiler vursun. Vurabiliyorlarsa. Lan! O ne öyle? Beni koruyun, beni koruyun. He arkadaşlar, size şöyle söyleyeyim. Kanal bu arada güzel gidiyor. Dün 10 kişi abone oldu. Zaten 70 abonem var. 10 kişi daha olunca 80'e kadar çıktık. Biraz şaşırdım açıkçası 10 kişinin bir günde abone olmasına. Neyse, cumartesinin alametleri diyelim. İleride çekeceğim videolar hakkında bahsedeyim. Birkaç tane video fikrim var. F-100 A'yı çekeceğim. Cengiz Topel'in uçağı. Böyle bir tarihsel bir video hazırlayasım var. Türk Ağacı ile alakalı. Bir de arkadaşlar çarşamba günü Milli Muharip uçak uçacak. Onunla ilgili de bir video çekesim var. Nasıl yaparım en ufak bir fikrim yok ama ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Türkiye için çok güzel bu arada. Çok güzel bir şey. Kendi 5. nesil uçağımızı yapmamız. Daha doğrusu şu anda ilk uçuşunu yapacak. Her şey için daha erken ama olsun, yine de çok güzel, çok gururlandıracak bir şey insanları. En azından ben çok gururlanıyorum bu olayda. Bakalım. Çok mutlu olacağım. Sizinle de bunu bir şekilde, belki bir oyunda oynayarak falan göstermek istiyorum. Ya da F-22 alıp F-22 ile oynarız. Olmadı. Herhangi bir oyunda. Arma 3 de olabilir mesela. Biraz hızlandırayım videoyu. Sonuçta bir kişi kaldı. Oyun bitecek zaten. Oyun bittiği zaman tekrar başlatırım. Siz de oyunun sonucunu görürsünüz. Ya da şu A4 diye bizim önümüzdeki ateş edip vuramadığımız adam Flare'dan dolayı. Bakalım.
Arkadaşlar oyun bitti. Şimdi 10 dakikadır oyundayız. 938 puan yaptık. Bir tane bot vurduk. Bir adet de uçak vurduk. Bakalım ne kadar kazandıracak bu uçağımız bize. Bir oyun daha gireceğim. İkinci bir oyun. 6K kazandırmış. Spitfire araştırıyorum. Spitfire'larda oynaması çok zevkli uçak. Evet. Şöyle hangara diyelim. Bir oyun daha girelim arkadaşlar. Evet dostlar. İkinci oyuna gireceğiz şimdi. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şöyle yapalım. Hiçbir şey değiştirmedim bu arada. Sesim biraz az geliyor olabilir. Bir tık yorgunum. Gece 12'de video çekiyorum. Evet. Yine F-86'mız var. Burada Japon uçağımız var. Ya arkadaşlar, şu dikkatinizi çekiyor mu? Belli bir süreden sonra uçaklar hep birbirine benziyor. Üst. Yani nasıl anlatayım size? 5. nesil uçaklar zaten hepsi birbirinin aynısı da. Çok az ufak farklar var. Radara gözükmemeleri için ama bu seviyelerdeki uçaklar çok ilginç şekillere sahip yani. Gerçekten ilginç. Birbirine hiç benzemiyor. Bu pervanelerde pardon, konuşamadım. Pervaneli uçaklarda da böyle. Uçaklar şekilleri farklı farklı. Ama bu rütbedeki uçakların hepsi birbirinden ilginç. Çok saçma sapan şekilli uçaklar var. Bu da onlardan biri. Bence bu bir balığa benziyor. Sanki balığı andırıyor bana. Denizden çıkmış bir balık gibi. Her neyse. Bu güzel tespitlerimden sonra devam edelim oyuna. Orada daha yeni gördüğümüz Japon uçağı kalkarken gayet ilginç bir tipi vardı. Bu arada radardan bakıyorum. Şu an düşman uçağı göremiyorum karşımda. 1800'e kadar yükseldik. Evet, talihli kuşumuz geliyor. Bir adet uçağımız geliyor. Güzel, kara hedefleri için bir emir başlatıldı ama bu emire ben giremiyorum. Neden? Ya ben büyük ihtimal bu uçaklara dönerek hata ediyorum. Şöyle ama bu kardeşim de o kadar güzel duruyor ki gel beni vur diye. Şöyle atalım. Hop, evet. Birinci kişiyi zımbaladık oyunun başında. Ya, tamamen onun hatasıydı. Bizim üstteki adama gitmek yerine başka birine dönseydi. A4'e gitmeyeceğim efendim. F-84'te de mümkünse kafa kafaya çarpışmayacağım. Bu bize mi dönüyor bu adam? F-84. Başka kime dönecek? Tabii sana dönüyor. Şöyle yapalım. Vuramasın bizi. T-42 beni koru. Uçakta bunu öğrendim. Hiç basmıyordum normalde. Hadi vur oğlum. Ah be. Vurdu mu acaba lan? Hiç vurabilmiş gibi değil. Hiç vurabilmiş gibi durmuyor. Ulan. Ulan 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 ulan. Beni koruyun oğlum. Aa! Aa! Can savaşı. Aa! Allah razı olsun. Kim vurduysa. Arkadaşlar terledim bu arada. Ulan ya, yaşadığımız aksiyona bak ya. Çaresizlik. Yok arkadaş, bıçak beni anksiyeteye sokuyor. Ben olurum oynarım efendim. Derseniz alın oynayın. Ama ben anksiyetik oluyorum. Bu ne böyle? Lan şu vize bana mı geliyor? Yok. Tamam. Aman. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şu sahaba var ya, bir çakasım var. Ya F-84 bir dur be kardeşim ya. Kilitlendik de atmadık. Evet. Yine dogfight. Yine dogfight ve 12 seviye bizim
Mürettebatımız. Arkamda biri yok değil mi ya? Lütfen. Lütfen arkamda kimse olmasın. Şimdi şu arkadaşa çakabiliriz. Baya da yaklaşıyoruz. Ateşleyeceğim ya, bu bizi görmemiştir. Umarım görmemiştir. Şuna da şöyle bir ateşleyeceğim. Buna da ateşleyeceğim. Oo, bu çok yükseldi ya. Iskaladık arkadaşlar. Şu F-84'ü bulabilir miyiz acaba? Ulan ne kadar hızlı gittik biz ya. Şu hava freni açsak biraz. Hadi ayıl oğlum. Şöyle atacağım arkadaşlar. Vurur muyuz? Zınk. Evet. Tüy 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 vur tüy. Hiç durma tüy. İki kişi vurduk. Allah. Tüh. Arkadaşlar ben bu uçakla oynarken gerçekten çok anksiyetem tutuyor. Allah Allah. Bu kadar, yani ben bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Daha doğrusu gerildiğimi. Aşırı gerici bir uçak. Ama iki kişi vurduk şimdi helalinden, temizinden. Belki daha fazla kişi vurabilirdik ama bizim mürettebatında cacıklığı var o işin içinde. Başka şeyler de var. Neyse. Benim kolsuzluk da var. Devam edelim. Şuraya insek mi acaba? Biri gelip bizim kafamıza indirir mi? Ben bildiğime gideyim. Zaten sağlı sollu ikisi de yan yana. Şu arka taraftaki havalimanına inelim. Yakıt konusunda gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz dostlar. Düşman uçaklarından uzaklaştık. Çok güzel. Bir rahat nefes alalım. Kendimi çok korunmasız hissediyorum bu uçakla oynarken. Bu elden sonra size kendi şeyimi söyleyeceğim. Alıp almamaya siz karar verin arkadaşlar. Ben kendi önerimi söyleyeceğim size. Bu maçtan sonra bitsin bu maç bir. Ya hayır ya, flap uyarısı verme. 300'le gidiyoruz. Arkadaşlar bir de bu uçağı yüksek hızlarla yere indirebilirsiniz, sert inişler. Çünkü uçağımız bir donanma uçağı. Tekerleri çok sağlamdır bu uçakların. İnelim. M262 var karşıda. İlk jetlerden. Onlarla da çok oynamayı istiyorum. Bakalım. Belki bir gün oynarız, videosunda çekeriz. Yumuşak iniş yaptık. Gel bakalım lan 5. Tap basıyorum. Evet. 1-2 kişi kalmışız. Karşı takımdan bir tane canavar var. 4 kişi almış. Bir tane bombacı var. Bir asit yapmış. Bir tane normal adam var. Bir adet de hiçbir şey yapmamış adam var. 3 vs 2 arkadaşlar. Ama şöyle bir sıkıntımız var ki benim top mermim yok. Evet, La-15 ile kanat uçuşu yapacağız şimdi. Ama bu arkadaş kalkmamayı tercih etti. Her neyse. Bu oyunu biz kazanamayız gibime geliyor. La-15'in muhteşem bir performans sergilemesi gerekiyor ama şu arkadaş oynamayı biliyor. Bakın 4 kişi almış, bir kişi de ya da asist yapmış. Onu nasıl alacağız bilmiyorum. Neyse. Ben şimdi yükseleyim, 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 yükseleyim. Bayağı bir yükseleyim. Sonra yükseldikten sonra bakarız. Vuramazsak da yapacak bir şey yok arkadaşlar. İki kişi aldık zaten. Daha ne yapayım? Topsuz bir uçakla. Bu arada arkadaşlar sizden bir ricam olsun. Bakın buraya kadar videoyu izlediyseniz, ki çoğu kişi izlemiyor zaten. Milli Muharip Uçak hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Sonuçta bu sayfayı takip eden insanlar, havacılıkla ilgilenen insanlar. Hani Minecraft oynayan bir adam açıp War Thunder izlemez, oynamıyorsa War Thunder. Heh, Minecraft oynayamazsın diye bir şey yok War Thunder'a. Tabii oynarsın ama yani havacılıkla ilgileniyorsan genel olarak izlersin. Eşim dostum değilsen tabii ki. Her neyse. Bir günde 10 tane abone alınca böyle şeylerle, abonelerle sohbet edesim geliyor.
Normalde hiç böyle şeyler söylemiyordum. Evet, bir adet düşmanımızı gördük sol tarafta. Onun tepesine binelim. Çullanalım tepesine. Bakın Lağım 5 ile beraber kalktık. Mesela arkadaşlar, ya da ben şu arkadaşa döneyim. T4 7. O bana mı geliyor zaten? Lağım 5 de onu vursun. Bakalım bir. Bize mi geliyor? Evet, bize geliyor. Şöyle yükseleceğim ya. Ne yapabilecek ki? Yani evet. Şöyle yapalım. Ama bayılacak bizim adam. La neredesin? La dostum neredesin sen? Lan La öldü mü? Yo. La neredesin be kardeşim ya? Gerçekten bırakıp gittiysen ayıp etmiş olursun. Bak adamı flap'e soktum. Flap nedir? Adamı spin'e soktum hadi ya. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi sıra bende. My time baby. Şuradan başka bir uçak gelmezse. La beşim dur. Dur evladım dur. Ben alacağım onu şimdi. Sen o güzel füzelerini yorma. Bir kilometreye inip ateşleyeceğim. Bak at, bebeğim ateş etme ya. Ulan ateş etme ateş etme. Şu F80'i vur. Adama zaten ben giriyorum. Çok yakınındayım. Bunu vururum. Şöyle bir ateşleyeceğim arkadaşlar füzeyi. Ulan bu var ya. Helal olsun sana dostum. Beni de vurdu galiba. Bakalım, yok vurmamış. F80 bana sıkıyor. La da dönüyor. Ya çok güzel lağcım, yani helal olsun sana. Adama bütün mermilerini harcadın. Zaten 200 tane falan mermin var. Bakın arkamdaki adam. Ben buradan ölürüm arkadaşlar. Bizim Lada. Çakıldım. Şimdi. 1100 puan yaptık. Bizim Lağımızı izleyelim. Ne yapıyor beyefendi? Base'e dönüyor. Çok güzel. Alkışlıyorum seni. Oyunu kazanacağız büyük ihtimal. Ama yani gerek var mıydı buna? Bilmiyorum. Bütün mermilerini boşa sıktı. Sinirlendim. Bak yine bu videonun sonunda sinirlendim. Hem gerildim hem sinirlendim. Şu oyun bir bitsin arkadaşlar. Laveş. Belki bunun da videosunu çekerim. Blips One. Neyse onu okumayayım. Evet, oyun bitti. Başka oynamayacağım bu uçakla. Yoksa biraz da sinir krizi geçirebilirim. Ben dogfight adamıyım. Böyle şeylere gelemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8K araştırma puanı kazandık. Heh. Hangara dönelim şimdi. Arkadaşlar siz alıp almamayı kendiniz karar verin. Uçak galiba 4000 altın. Normal değeri. Evet, 4280 altın ama şu an indirimde. Normalde 8560 altın kartal. Bayağı pahalı. İndirimde ise almak istiyorsanız alın. Bu videodan beğendiyseniz. Ama ben böyle bir uçakla oynamam arkadaş. Kendi düşüncemi söylüyorum şu anda. Sözde meclisten dışarı alıp almamayı siz kendiniz karar verin. Ama ben bu uçakla oynadığım zaman anksiyetik oluyorum. Benim için hoş bir deneyim değil. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Biraz sinirlendim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.